Sayın Ahmet Elif Oğuz'a kılıyorum. Koca Seyit Köyü'ndeki törenin ardından köylülerle görüşen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Edip Uğur, ardından meydanda toplanan köylülere hitaben bir konuşma yaptı. Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl bitiririz? Bunu yazıyor adam karşısında. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bitirilir? AK Parti nasıl bitirilir? Kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ı bitirmeye sizin gücünüz yetmez, yetmez. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'da insanımızın duası var. Analarımızın, büyüklerimizin, yaşlılarımızın duası var. Yalnız bu milletin değil. Evet, Sudan'daki, Somali'deki, Myanmar'daki, Pakistan'daki, Filipinler'deki, Mekke'deki, Medine'deki insanların duası var Recep Tayyip Erdoğan'da. Bugüne kadar onlarca darbe teşebbüsü oldu. Yıkabildiniz mi? Darbeler başarılı olmadı. Rahmetli Menderes'i astınız. Vicdansızlar. Ya Dışişleri Bakanlığı Fatih Rüştü Zorlu'yu dahili siyasetten, iç siyasetten Dışişleri Bakanlığı astı bunlar. Asmakta kalmadılar. Sehpa parası, idam ip parası, cellat parasını haciz koydular evlerine. Bu kadar vicdansız bunlar. Bu kadar iftiracı. Dediler ki rahmetli Menderes'e örfi idare komutanlığı beyanname yayınlıyor. Diyor ki Sabık Sakıt Başbakan Adnan Menderes 12 uçak dolusu altınla kaçarken yakalandı. Nerede altınlar ya? Nerede uçaklar? Hep iftira. Şimdi de evet huzurlu, büyüyen, gelişen, istikrarlı bir ülke var. Fakat muhalefet hazmedemiyor. Bunlar kaybedenler şirketi. Kaybedenler kulübü. Hep kaybediyorlar. Yine kaybedecekler. Yine kaybedecekler. Bu sefer bunlara başka bir örgüt dahil oldu. Yeni bir örgüt. Onlar da devleti ele geçirmek istiyorlar. Devletin emniyeti bizim kontrolümüzde. İstihbaratı bizim kontrolümüzde. Eğitimi, maliyesini biz kontrolümüzde. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 76 milyonun devleti. Etnik kökeni, dini inancı, mezhebi, hangi inanç grubundan olursa olsun bir mozaik var. Devlet bu 76 milyonun. Bu devlet hiçbir zümreye, hiçbir cemaate, hiçbir efendim bu şekilde ele geçirmek isteyen kimselere teslim etmeyiz. Teslim etmeyiz.